Bu videoda bir erkek çizimini yaşlandıracağız. Elbette buradaki önemli nokta karakterin işlemden sonra da tanınabilir olması. Çocuk çizimiyle başlayın. Çocuğa yetişkin görünümü vermek için yüzünü biraz daha ince çizin. Önce yanaklarına bakalım. Yanaklar daha az yuvarlak çizilir. Çene de daha keskin çizilmeli. Yüzü bir çocuğun yüzüne göre daha ince olmalı. Ayrıca gözleri de yüzün geri kalanına göre oransal olarak daha küçük çizilir. Bir tek burun daha büyük olacak. Çocukların burnu bu şekilde biraz daha yuvarlaktır. Yetişkinlerin ise bu şekilde biraz daha uzun. Yeni karakterimiz diğerine göre sevimliliğini biraz kaybediyor. Kaşları daha kalın çiziliyor, alnı da daha büyük ve bu şekilde gölgeli görünüyor. Yaşlı karakterlerin yüz hatları genelde aşağı doğru eğimli oluyor. Bu hatları nasıl çizeceğimizi göreceğiz. Yanaklar biraz sarkmış ve çene daha geniş. Yüzü biraz daha yuvarlaklaşıyor. Kaşlar da biraz aşağıya iniyor. Burada göz çevresindeki kırışıklıkları çizmek oldukça önemli. Karakteriniz yaşlı olsa da canlı bir görünüm verebilir. Bu kırışıklıklar karakterin yaşını ortaya çıkarır. Bunlar genelde göz çevresinde başlar. Gözlerin kendi şekli değişmez. Burun hayatımız boyunca gelişimini durdurmayan bir organ olduğundan daha da büyük çizilir. Karakterin yaşına göre biraz daha kırışıklık ekleyebilirsiniz. Ağız kısmı da aşağıya eğimli çizilir. Daha çok belirginlik katmak için sakal veya bıyık da ekleyebilirsiniz.